Şurada acayip bir durum var şu an. Ateşin çıtırtısı. Şu ocağın üzerinde olan taze körpe yapraklardan, kayın yaprağından ve kökten ağacının taze sürgünlerinden yaptığım çay. Oradan derenin sesi. Tarif edemiyorum. İnanılmaz bir duygu hali. İnsanların doğada sağlaması lazım bence biraz. En iyi sağaltıcı doğa zaten. Bunun içerisine bir sürü şey yüklenmiş. İnsanın kendini rahat hissedebileceği, psikolojik olarak, fiziksel olarak yorulduğu zaman bile kendini iyi hissedebileceği bir koşul var burada, şurada. Oysa ki derdimizi anlatmaya gittiğimiz, kendi iç dünyamıza dönerek sorunlarımızı çözmeye çalıştığımız bir yerlerde kısır döngü içerisine girdiğimizi düşünüyorum. Geçmişte yaşayan atalarımız hakikaten ölüm gibi, deprem gibi, savaş gibi zorlu koşullarda hayatta kalmayı başarmışlar. Öyle ki bu coğrafyada. Bunun tek nedeni bence atalarımızın toprakla daha çok haşır neşir olması. Şu elindeki müzik aleti bile önce meyve ağacıydı bu, düşünün, bir kayısı ağacı. Kayısıyı yıllarca yediler. Çocuklar dallarında oynadı. Arkasından o kayısı meyve vermeyi bıraktı ama adamın ona bir saygısı var. Müzik aleti yaptı. Onun ölümsüzlüğünü çaldığı, bestelediği, ondan yaptığı müzik aletiyle insanlara aktarıyor. Ben şu an birinin bestelediği bir şey çalmıyorum. İçinden ne gelirse küy yapıyorum. Thank you.